dünyadaki artan nüfus ve refah seviyesi, enerji tüketimini dünya tarihinde daha önce görülmeyen bir seviyeye çıkardı. İnsan yaşamını yakından ilgilendiren her alanda enerji kaynaklarına büyük bir bağımlılık var. Araştırmalara göre 2030 yılında fosil kaynaklı yakıtlara olan talep rekor bir seviyeye ulaşacak. Enerji kaynakları için inanılmaz bir yarış var ve Türkiye bu yarışa ortak olmak istiyor. Türkiye'yi bu yarışta ileriye taşıyacak bir oyuncu var. Fatih Sondaj Gemisi. Fatih Sondaj Gemisi ekibini çok zorlu bir görev bekliyor. Bütün gemiler hareket etmek üzerine tasarlanmıştır. Ancak Fatih Sondaj Gemisi sabit kalmak için. Bu devasa gemideki her unsur büyük bir uyum içinde çalışmalı. Zincirin çok fazla halkası var. Bir tanesinin bile kopması bütün işleyişe zarar veriyor. Alınacak her karar Türkiye'nin geleceğini etkileyecek. Burası artık bir keşif kuyusudur. Karşılarında birçok engel var. Şu anda gerginliğin en fazla yaşandığı yerden geliyorum. Sulu kurtarmaya çalışıyoruz şu an. Bölge izole edilmiş durumda. Araştırma esnasında meydana gelebilecek en ufak dikkatsizlik çok ağır sonuçlar doğurabilir. Eğer bu basınç düzgün bir şekilde kontrol edilmezse büyük patlamalar meydana gelebilir. Bazı hatalar bütün bir projeyi tehlikeye düşürebilir. Bu gemide işler sanıldığından çok daha farklı yürüyor. Burada çok özel bir ekip görev yapıyor. Burada yapılan iş tamamen bir ekip işi. Zincirin çok fazla halkası var. Bir tanesinin bile kopması tüm işleyişe zarar veriyor. Benim için yani bir sondaj mühendisi için bir sondaj gemisinde çalışmak, endüstri standartlarının en üst seviyesinde, en son teknolojiyle çalışmak demek. Burada alanında seçkin birçok mühendisin sıkı bir çalışması var. Ben bu gemiyi ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü Türkiye'de ilk defa offshore'a dahil olacağımı öğrendiğimde sevinçten ağlamıştım. 15 sene önce Norveç'te çalışırken bize bu İskoçlar, bize bu İngilizler, bu Kanadalı ve Teksaslılar sanki bu işin kendi tekellerinde olduğunu öğrettiler. Türk gemisi ya, kocaman bir Türk bayrağı ve bordosunda ay yıldızın olduğu kırmızı beyaz bir gemi. İşte dedim biz buyuz, biz buyuz. Bu tip gemileri genelde belgeselde izliyorduk. Ama şu an gerçeğini yaşıyoruz ve kendi memleketimize ait kendi gemimizde çalışıyoruz. Bu bizim için muhteşem bir şey. Biz burada istedikten sonra birçok şeyin başarılabileceğinin kanıtıyız. Türkiye'nin denizlerdeki yüzen adası olan Fatih Sondaj Gemisi devasa bir yapı. Kendi sınıfındaki 16 gemi arasında dünyanın en iyi ilk 5 gemisi arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 futbol sahası uzunluğunda. Geminin sondaj kulesi ise Galata Kulesi'nden bile yüksek. 30 katlı bir gökdelen uzunluğunda. 6 adet çok güçlü pervanesi ve bu pervaneleri besleyen 9000 kW gücünde 8 tane jeneratörü bulunuyor. Bu jeneratörler yaklaşık 25 ilçeyi aydınlatacak seviyede elektrik üretebiliyor. Enerji yarışının büyük hız kazandığı bir dönemde yapılamaz denilen bir göreve çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye adına tarihin akışını değiştirmekte kararlı. Uzun süre Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Fatih Gemisi ekibi artık gözünü Karadeniz'e çevirdi. 6500 yıl öncesinde bir göl olan ve İstanbul Boğazı'nın oluşmasıyla birlikte bir iç deniz haline gelen Karadeniz, arama yapmak için tam ideal bölge. Geminin bu yolculukta karşısına çıkacak birçok engel var. Bu engellerden en büyüğü ise fırtınalarıyla ünlü Karadeniz. Doğalgaz sondaj sistemini kurabilmenin ilk şartı, geminin böyle bir ortamda tamamen sabit kalabilmesi. 2000 metre derinliğindeki suda, denizin dibinde sondaj operasyonları icra etmekteyiz. Yerinde duramayıp eğer hareket ederse, bizim şu an denizin dibine göndermiş olduğumuz sondaj ekipmanları için çok büyük tehlike arz eder.
Karadeniz, hırçın dalgalarıyla bilinen bir deniz. Herhangi bir gemi için bu denizde sabit kalmak imkansız. Bu da bugüne kadar doğalgaz çalışmalarının verimsiz olmasına yol açmış. Ancak Fatih gemisi bu gibi durumlara karşı oldukça hazırlıklı. Bütün gemiler gitmek için tasarlanır. Fakat bizim işimiz olduğumuz yerde kalmak. Yani hareket etmemek. Sondaj esnasında geminin istem dışı en ufak bir hareketi, bütün bir operasyonun tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Bu yüzen adanın tam 6 adet 360 derece dönebilen pervanesi bulunuyor. Bu pervaneler en kötü hava koşullarında bile geminin sabit durmasını sağlıyor. Daha önce gemimizin çok yakınından Antalya'yı da vuran hortum geçmişti. O sırada gemimiz maksimum 1 metre hareket etti. Fatih gemisi fırtınalı havalarda bile denizde sabit kalmayı başararak kendi sınıfında dünyanın en modern gemilerinden biri olmanın hakkını sonuna kadar veriyor. Gemi Amasra 1 çalışma sahasında. Kuyu noktası belirlendikten sonra muazzam büyüklükteki bir matkapla derin denizdeki sondaj çalışması başlayacak. Çalışmanın yapılacağı Karadeniz'de derinlik 2000 metrenin üstünde. Görüş mesafesi neredeyse sıfır ve ortamda oksijen bulunmuyor. Kuyunun açılabilmesi için denizin dibinde bir çift göze ihtiyacınız var. Sualtı robotunun olmadığı bir gemide doğalgaz çalışmaları henüz başlamadan bitebilir. Kuyunun açılacağı, sondajın yapılacağı yer kaşifin de yardımıyla tam noktası belirleniyor. Fatih gemisi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Sualtı robotunun kiralamasını yapan firma politik sebepler öne sürerek robotu vermek istemiyor. Ekibin işini devam ettirebilmesi için bir sualtı araştırma robotuna ihtiyacı var. Kaşif sondaj gemisinin deniz dibindeki eli, kolu ve gözü gibi. Türk mühendislerinin önünde aşmaları gereken büyük bir problem var ve zaman giderek daralıyor. Eğer istenilen sonuç alınamazsa, yerli doğalgaz arama çalışmaları 2 yıl daha ertelenebilir. Bu da milyonlarca dolarlık bir yatırımın limana çekilip çürümeye terk edilmesi anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu noktada kritik bir karar aldı. Denizaltı robotunu Türkiye'de geliştirmeye karar verdi. Dünyadaki birçok firmanın 2 yıldan önce teslim edemeyeceklerini söyledikleri sualtı robotu, Türk mühendislerinin özverili çalışmalarıyla yalnızca 5 ayda geliştirildi ve Kaşif ismiyle Fatih gemisinde görevine başladı. Kaşif ihtiyacı doğduğunda biz zaten daha önce arama kurtarma çalışmaları gibi etkenler için ROV üretiyorduk. Üstüne mühendislerimiz oturdu. Bu sondaj için gereken ihtiyaçlar nedir? Bunlar belirlendi. Baştan oturup yazılım yazılması gerekti. Kısa bir sürede çok büyük iş başardık diyebilirim. Kaşif'in varlığının gemidekiler için ayrı bir önemi var. Yerli kaynaklarla üretilen bu robot, Türkiye'nin enerji ararken gösterdiği kararlılığın canlı bir simgesi. Birkaç sene önceye kadar kimsenin olamaz dediği, hani bunu bizim yapamayız denen her şey bir bir yapılmaya başlandı. Kaşif de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kaşif bize aslında çok zor görülen birçok işin Türkiye'de kendi imkanlarımızla başarılabileceğini gösterdi. Derin deniz ortamlarında görev yapabilecek sualtı robotları dünyada çok yaygın değil. Ama şu anda biz Türk yapımı bir sualtı robotuna sahibiz. Projenin ilk aşamasında yaşanan kriz başarıyla çözüme kavuşturuldu. Fakat sırada aşılması gereken başka engeller var. Karadeniz gibi bir sahada araştırma yapmak oldukça zorlu bir iş. Sondaj tamamen bilinmezli bir yolculuk. Yani ilk başta bunlar hep tahminle başlıyor. Ta ki sondaj gemisi gelip orayı gerçekten kazana kadar. Kazmadan hiçbir şeyi anlayamıyorsunuz, bilemiyorsunuz.
Yanınızda kılavuzlar olmadan böylesine bir alanda doğalgaz aramanın samanlıkta iğne aramaktan pek bir farkı yok. Fatih sondaj gemisi bu konuda şanslı. Çünkü çok tecrübeli iki yardımcısı var. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis. Bu gemiler deniz tabanından 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak sağlayabiliyor. Bu iki geminin görevi bütün araştırmanın temelini oluşturuyor. Önce bu gemiler muhtemel alanları taradıktan sonra yapılan çalışmalar neticesinde arama grupları tarafından bize belli noktalar veriliyor. Serüven her zaman tahminlerle başlıyor. Ta ki Fatih gemisi gidip belirlenen noktayı kazana kadar. Her kuyunun kendi içinde bir hikayesi oluyor. Bizim büyüklerimiz de söylerdi, kuyu sizinle konuşuyor. Biz sondaj sırasında kuyudan birçok veri topluyoruz. Yani bu olumlu ya da olumsuz olabiliyor. Her kuyu gibi Amasra 1 kuyusu da dev bir soru işareti. Bizim burada kullandığımız bütün ekipmanlar, yaptığımız işin doğası gereği hepsi boru tipinde. Yani bunlar aslında boru gibi gözükse de dışarıdan, bunların hepsi boru şeklinde farklı görevleri olan ekipmanlar. Sondaj işlemleri için her şey hazır. Kuyuyu oluşturmak için gemide bulunan devasa borular sondaj alanına taşınmaya başlıyor. İşin en zor kısımlarından biri matkabın ve koruma borularının iniş çıkış alanında gerçekleşiyor. Bu oldukça zahmetli ve yorucu bir iş. Teknoloji gelişmiş olsa da bu gemide yine de beden gücü kullanılıyor. Herhangi bir olumsuz durumda müdahale edebilmemiz için orada bulunmamız gerekiyor. Sondaj esnasında denizin dibine inilirken her 30 metrede bir boru daha ilave edilerek sondaja devam ediliyor. Sondaj yapabilmemiz için matkaba ihtiyacımız var. Matkabın üstüne sondaj borularını bağlarız. Bununla beraber biz denizin dibine ineriz. Boru sistemi işçiler tarafından kurulmaya devam ederken sorumlu mühendis ters giden bir durumdan şüphelenip takılan boruları incelemek istiyor. Sondaj kuyularındaki basınç doğru şekilde kontrol edilmezse çok ciddi tehlikelere yol açabilir. Bir gaz kaçağı gemideki bütün operasyonu mahvedebilir. Böylesine bir risk alanda çalışan işçileri biraz tedirgin ediyor. Gaz. İçeriden bize uyarı geldiği zaman bizim herkes görevinin başında olması lazım. İçeride gaz diye anons geldiği zaman bizim emniyet valfini en az bir dakika içerisinde takmamız lazım. Burası çok kritik bir noktadır. Yerin altında ani dizin içine bir gaz girişi olduğu zaman bize buradan uyarı geliyor ve bu uyarıyı aldığımız gibi hemen gaz diye sesleniyoruz arkadaşlara. Bizim minimum 45 saniyeden az bağlamamız gerekiyor safety valve'imizi. Arkadaşlarımız da bir dakika içerisinde safety valve'i bağlayıp bize işaret veriyor. Borulardaki basınç seviyesini dikkatle izleyen bir birim daha var. MPD departmanı. Şöyle söyleyeyim, şimdi biz çok yüksek basınçlarda çalışıyoruz. Bazen bu basınçlar 10.000 PSI'yı bulabiliyor. Biz burada kuyu dibi basıncını manipüle ediyoruz. Eğer bu basınç düzgün bir şekilde kontrol edilmezse büyük patlamalar meydana gelebilir. Biz de bunu engellemek için buradayız. Sorumlu mühendis kontrollerini tamamlıyor. Gelen verilerde sorun olmadığı görülüyor ve çalışmalar eski hızına geri dönüyor. Boruların yerleştirilmesinin ardından araştırma için sondaj faaliyeti başlıyor. Boruların içinden matkabın kestiği kırıntıları yukarı alabilmemiz için çeşitli sıvılar kullanıyoruz. Matkabın kestiği parçalar bu sıvı vasıtasıyla yüzeye çıkartılacak. Gemide 4 adet yüksek kuvvete sahip çamur pompası bulunuyor. Çamur pompaları adeta geminin kalbi konumunda. Akışkanın sistem içerisindeki bütün sirkülasyonunu bu pompalar sağlıyor. Sondaj operasyonu başladığı andan itibaren bizlerin en büyük yardımcısı aslında sondaj sıvısıdır, yani çamur. Sondaj sırasında elde edilen kesintiler araştırma için çok önemli.
Sondaj hakkındaki bütün bilgi bu kesintiler sayesinde öğreniliyor. Yüzeye gelen numunelerde gaz emaresi bulunması, araştırma yüzeyinde bir hidrokarbon yani doğal gaz keşfi yapıldığı anlamına geliyor. Aldığımız bu kesinti numuneleri ve çamur numunelerinde bir hidrokarbon veya petrol doğal gaz tespiti yaparsak ve buna aynı derinlikten gelen kesinti numuneleri de onlara ev sahipliği yapacak özellikte ise burası artık bir keşif kuyusudur. Buradan elde edilen veriler Ankara'dan anlık olarak takip ediliyor ve büyük bir titizlikle analiz ediliyor. Elde edilecek sonuçlar Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilir. Ekip Ankara'dan gelecek olan haberi beklerken gemideki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon devam ettiği sırada kuyunun içerisinde sıkışan bir parça tüm çalışmanın durmasına sebep oluyor. Şu anda gergi kaç tonda? 4'e çıkarın. Bilgi almak için kullandığımız ekipmanlarımızdan bir tanesi sıkışmış durumda. Burada kuyu içerisine gönderdiğimiz ekipmanın bağlı olduğu kabloyu görüyorsunuz. Maalesef içeride sıkıştığı için onu çıkaramıyoruz. Bu tulum kurtarılması gerekiyor şu anda. Parçayı kurtarmak için ekipmanın bağlı olduğu kablo yüksek bir kuvvet uygulanarak çekilmek zorunda. 4'ten sonra kademeli olarak 4,5 ve 5 tona yükseleceğiz. Şu anda gemide operasyonlar durmuş durumda ve herkes buradan gelecek sonucu beklemekte. 50 bin gross tonluk bu mega yapıdaki bütün işlemler küçük bir parçanın sıkışması yüzünden sekteye uğruyor. Bu gemide en ufak hataya bile yer yok. Bizim her borunun bir çekme kapasitesi var. Biz o maksimum kapasiteyi aşmamak şartıyla borularımızı çekmeye çalışırız. Bir süre vermek zor. 5 dakika sonra da kurtulabiliriz. 6 saat, 7 saat sonra da kurtulabiliriz. Tulu içeride bırakabiliriz. En istemediğimiz durum. Sıkışan ekipmanı kurtarmak için sorunun olduğu bölge tamamen izole ediliyor. Bu gergi işlemi sonrası yaşanacak herhangi bir kopma, etrafta bulunan personele ciddi şekilde zarar verebilir. Ekipmanın kurtarılması büyük önem taşıyor. Sıkışan parçanın kurtarılamaması bütün operasyonun durmasına sebep olabilir. Bu da büyük bir maliyet ve zaman kaybı demek. Bunlar maalesef bu işin doğasında olan şeyler. Bunlarla daha önce de baş ettik. Daha önce de başarılı olduğumuz birçok kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Umarım bunda da başarılı olacağız. Yapılan dikkatli çalışma sonrasında sorun çözülüyor ve her şey normale dönüyor. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, geçmiş olsun. Evet, şu anda iyi haberi aldık. Tulumuz kurtulmuş durumda. Herkes operasyona kaldığı yerden devam edebilir. Sanırım herkes derin bir nefes aldı şu anda. Sondaj çalışmaları her ne kadar çeşitli tehlikeler barındırsa da Fatih sondaj gemisi tecrübeli personeli sayesinde denize açıldığı günden beri tek bir kaza dahi yaşamadan yoluna devam ediyor. Yapılan tatbikatlar ve eğitimler araştırmanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde oldukça etkili oluyor. Fatih sondaj gemisinde görev almak büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu serüvenin bir parçası olmak, olağanüstü bir özveriyle çalışmak anlamına geliyor. Bu maceranın sonunda elde etmeyi bekledikleri sonuçsa, bütün bu stres ve yorgunluğu unutturacak düzeyde. Enerji kaynağına ulaşabilmek ve Türkiye'nin geleceğine bir katkıda bulunabilmek, gemideki herkese ayrı bir mutluluk ve gurur hissi yaşatıyor. Ve tarihler 4 Haziran 2021'i gösterirken bu olağanüstü çaba meyvelerini veriyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıklayacağı Filios Limanı'na doğru iniş yaptı. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki
Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Bu keşfi o kadar çok beklemiştik ki duyunca verilen emeklerin boşa olmadığını görme hissi geldi. Keşif anındaki mutluluğumuz tarif edilemez. Ben en son hayatımda çocuklarımın olduğu anda bu kadar mutlu olmuştum. Haberi aldığımızda yani tam tabiriyle bayram havasıydı. Hepimiz birbirimize sarıldık, birbirimizi tebrik ettik. Ülkemiz adına bu kadar önemli bir şeyin başarmak, en başındaki hedefimizi başarmak çok güzel bir şeydi bizim için. Ya burada yani gözleri dolan arkadaşlarım oldu. Çok mutlu olduk. Gemide bildiğiniz bir bayram havası. Yani bulan bizdik. Artık bunu torunlarımıza anlatacaktık. Yani o heyecanı anlatamam. Hani bir babaya bir doğum haberi verirsiniz ya çocuğu oluyor diye. O kadar sevindim yani anlatamam yani. Aslında hepimiz aynı geminin yolcularıyız ve biz burada her şeyin olabileceğinin kanıtıyız. Enerji Bakanımızın değerli bir lafı var. Arayamaz dediler, aradık. Bulamaz dediler, bulduk. Şimdi üretemez diyorlar ama üreteceğiz. Enerji hayatın devamlılığıdır, gelecektir. Ve enerjiye ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecektir. Bizler de Aydınlık Türkiye'nin parlak geleceğinin bir enerjisiyiz. Bu serüvendeki her bir kahraman görevini layıkıyla yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyor. Fatih sondaj gemisinin rotası yeni keşifler ve sağlam bir gelecek için yeniden oluşturuluyor.